16 Kasım 2017 tarihinde sabah işe gelmeyen 24 yaşındaki Sidney Lufay için iş arkadaşları bir şeylerin ters gittiğini anlamışlardı. Güvenilir ve sorumluluk sahibi olan bu kadın, arkadaşları ve ailesinden gelen telefonlara ve mesajlara cevap vermeyince hemen Nebraska Polis Merkezi'ni aramışlar ve durumu bildirmişlerdi. Polis eve gitmiş ancak Sidney'yi evde bulamamıştı. Etrafı inceleyen polisler evde bir boğuşma ya da kapıda zorlama görmemişlerdi. Üst kata çıkan ekipler yatak odasında açık olan bilgisayarı fark etmiş, inceleme sonucunda Lufay'ın internet üzerinde paylaştığı son şeyin "Randevum için hazırım" başlıklı bir selfie olduğunu tespit etmişlerdi. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi başlıyor. İyi seyirler. Polisler bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı Audrey adını kullanan bir kadınla mesajlaştığını ve son selfie'yi onunla paylaştığını, inceleme sonucunda daha önce bir kez buluştukları 15 Kasım gecesi için tekrar buluşma planladıklarını tespit etmişlerdi. Polisler elindeki deliller ile birlikte olayı çözmekte yetersiz kalıyor, genç kadına ne olduğu ile alakalı ailesine bilgi veremiyorlardı. Ailesi medyaya çıkarak herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin yardımcı olması için yalvarmış, arkadaşları aramaya destek olmak için bir sosyal medya sayfası kurmuşlardı. Çok geçmeden FBI da olaya dahil olmuş, Lufay'ın cep telefonun sinyalleri incelenmiş ve en son Lincoln'ın yaklaşık 40 mil güneyinde Wilbur adlı küçük bir kasabada 23 yaşındaki Bailey Boswell ve 51 yaşındaki Aubrey Trail adlı çiftin evini gösterdiğini tespit etmişlerdi. Boswell ve Trail'in suç geçmişine bakıldığında karşılıksız çekler, hırsızlık, antika kaçakçılığı gibi kirli bir geçmişleri bulunuyordu. Polis sorgulamak için eve girmiş fakat evde kimseyi bulamamıştı. Ancak evde durulamayacak kadar ağır bir çamaşır suyu kokusu olduğunu fark eden polis ekipleri arama emri çıkarmış, evde inceleme yapmak üzere olay yeri ekiplerine haber vermişti. Bodrum katındaki dairenin içinde çamaşır suyu kokusu hala baskındı. Bir oda titizlikle temizlenmiş ve duvarları fırçalanmışken dairenin geri kalanı dağınık ve kirliydi. Ayrıca bir köpek tasması, koli bandı, kasıkları kesilmiş bir sauna kıyafeti, fermuarlı bağlar, bir balta, kan bulaşmış plastik bir damla bezi ve anatomi üzerine kitaplar delil olarak toplanmıştı. En kötü senaryo üzerinde yoğunlaşan polisler, Wilbur ve çevresindeki kırsal alanları ve göletleri aramaya başlamış, Lufay'ın ailesi ise medya ile konuşmaya devam ederek konuyu kamuoyunun gündeminde tutmaya çalışıyorlardı. Boswell ve Trail sosyal medya hesaplarından bir video yayınlamış, bu videoda masum olduklarını iddia etmişlerdi. Siyah kapşonlu bir tişört ve büyük bir güneş gözlüğü takan Boswell, Lufay ile buluştuklarında yasaklı madde içtiklerini ancak daha sonra onu bir arkadaşının evine bıraktığını söylüyordu. Yüzü tamamen görünen Trail, hırsızlık suçlamalarını kabul etmiş, ancak katil suçlamasını kabul etmediğini ifade etmişti. Kimseden kaçmadıklarını, ancak yerel medyada çıkan haberler nedeniyle herkesin kendilerine karşı ön yargılı davrandığını, bu yüzden de evlerine gidemediklerini iddia ediyorlardı. Polis, video verilerini kullanarak çiftin hareketlerini izlemeyi başarmış, videoyu
Missouri'den paylaşıldığını tespit etmişti. Burası çiftin, geçmişte birkaç altın çalıp eyalet sınırları ötesine taşımaya çalışırken yakalandıkları bir yerdi. Polis ekipleri çiftin saklanabilecekleri yerleri tespit edip başarılı bir operasyon ile gözaltına almış ve mahkemeye sevk etmişlerdi. Dedektifler, öncelikle Boswell'in cep telefonu verilerini kullanarak çiftin rota bilgilerini oluşturmuş, bu konum bilgilerine göre Luffy'nin kaybolduğunun bildirildiği gün, Boswell'in Nebraska'nın Clay County kırsalındaki çeşitli toprak yollarda yaklaşık 200 mil araba kullandığını da ortaya çıkarmışlardı. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşıp incelemelere başlamış, ıssız bir toprak yolun kenarındaki bir hendekte bir çöp torbasından dışarı çıkmış bir insan kolu olduğunu fark etmişlerdi. Daha sonra yapılan aramalarda Boswell'in telefonunun sinyal verdiği yolların yakınında 13 ayrı çöp torbasında insan kalıntısı bulunmuş. Çok fazla parçalara ayrılmış olan bu kalıntılar polisin işini daha da zorlaştırmıştı. Kalıntıların üzerinde parça parça da olsa bulunan dövmeler sayesinde bu kalıntıların Luffy'a ait olduğu anlaşılmıştı. Yine de Luffy'nin tüm kalıntılarına ulaşılamamış, sol üst kolu ve iç organları da bulunamamıştı. Ekipler tüm delilleri toplarken kalıntıların içinde kana bulanmış bir lateks eldiven de keşfetmişlerdi. Otopsi raporuna göre Luffy'nin ölüm nedeni nefessiz bırakılma olarak kayıtlara geçmiş, bu esnada saldırgana karşılık verdiği için fiziksel şiddete maruz kaldığını gösteren morluklar olduğu rapora eklenmişti. Trail sorgusunda Luffy ve iki kadın ile birlikte kendi rızalarıyla birliktelik yaşamak için bir araya geldiklerini ve bu anları filme alma karşılığında 15 bin dolar ödediğini söylemişti. Bu sırada Luffy'yi uzatma kablosuyla nefessiz bıraktığını, ancak yanlışlıkla yaşamına son verdiğini, daha sonra paniğe kapılarak cesedi parçaladığını ve yakalanmamak için sakladığını, Boswell'in Luffy'nin yaşamına son verilmesiyle alakalı hiçbir şekilde ilgisi olmadığını ve sadece cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini söylemişti. Boswell ifadesinde Luffy, Trail ve diğer iki kadınla yatak odasında birliktelik yaşarlarken kendisinin oturma odasında uyuyakaldığını iddia ederek Trail'in ifadesini doğruladı. İfadeleri inceleyen dedektifler ellerindeki bulgularla birlikte ifadelerde çelişki olduğunu fark etti. Luffy'nin ölümünün rızaya dayalı birliktelik sırasında meydana gelen bir kaza olmadığını, Luffy ve Boswell arasında geçen mesajlaşmalarda Trail'den ya da başka bir erkekten hiç bahsedilmediği, bu da Luffy'nin randevunun sadece ikisiyle olacağına inanmasına neden olduğunu tespit etmişlerdi. Ayrıca ekipler Luffy'nin yaşamına son verildiği sırada dairede Boswell ve Trail'den başka kimsenin bulunmadığını, çiftin randevudan sadece birkaç saat önce demir testeresi, kalay makası, maket bıçağı ve plastik örtü satın aldıklarını gösteren bir kamera kaydını dosyaya eklemişlerdi. Her biri birinci derece cinayet işlemek, komplo kurmak ve delil karartma suçları ile suçlanmışlardı. Trail, delil karartma suçlamasını kabul ediyor, diğer suçları kabul etmiyordu. Boswell ise kendisine yöneltilen 3 suçlamayı da kabul etmemiş, masum olduğunu iddia etmişti. Yargılama için hapishanede duruşma gününü bekleyen çiftin, kendi aralarında şifreli olarak mesajlaştıkları yetkililer tarafından fark edilmişti. Bu mesajlarda Trail tüm suçlamaları kabul edip, Boswell'e yöneltilen suçlamaları
kabul etmemesi gerektiğini planlıyorlardı. Savcı, Haziran 2019'da birinci derece cinayet işlemek, komplo kurmak suçlarını içeren dosyayı hazırlamış, hazırlanan dosyaya ek olarak isimlerinin gizli kalmasına karar verilen ve ortalama 20'li yaşlarının başında olan 3 tane kadından ifade almıştı. Boswell ile ilk olarak sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını ve daha sonra Boswell'in onları erkek arkadaşı olarak tanımladığı Trail ile tanıştırdığını, haftalık 150 ila 200 dolar aralığında harçlıklar verdiğini, karşılığında grup birlikteliği, yasaklı madde taşıma ve satma işleri yaptırdıklarını, çalıntı malları satmaları konusunda yardımcı olmaları gerektiğini söylemişlerdi. Ayrıca kendi aralarında şifreli konuşmak için isim kullanmak yerine baba ve anne olarak çağrılmasını istediklerini ifade etmişlerdi. Kadınlar ayrıca zaman geçtikçe Trail'in kendilerine bir takım kurallar koyarak başka erkeklerle birlikte olmalarının yasaklandığını, herhangi bir şey yapmak için izin istemeleri gerektiğini söylemişti. Kadınlar, ifadelerin devamında Trail'in kendisini bir vampir olarak tanımladığını ve artık onun tarikatına mensup cadılar olduklarını, Trail'in uçabilmek ve zihin okuyabilmek gibi doğaüstü güçlere sahip olduğunu iddia ettiğini söylediler. Kendilerinin daha fazla güç kazanması için kamera ile kayıt edilmek üzere birilerine işkence ederek öldürmeleri gerektiğini söylemişti. Bu görüntüleri 1 milyon dolara satabileceğini ve parayı aralarında eşit olarak paylaştırabileceğini eklemişti. Gizli tanıkların bu ifadeleri mahkeme heyetinin gözünde olayın daha da gizemli ve garip bir hal almasına neden olmuştu. Kadınlar 2017'den sonra Trail ve Boswell ile hiç görüşmediklerini, içlerinden biri Boswell'in Loof adında birisi ile tanıştığını duyduğunu fakat hiç görmediğini söylemişti. Trail'in sık sık birini öldürmek ve parçalanmasından bahsediyor olsa da kadınların hiçbiri Boswell ya da Trail'in birini yaşamına son verdiğini, şahit olmadıklarını ifade etmişlerdi. Gizli tanıkların verdiği ifadelere çok sinirlenen Trail, kürsüye çıktığında ayağa kalkarak "Boswell masumdur, hepinizi lanetliyorum" diye bağırmış ve hapishanede yaptığı doğaçlama bir kesici alet ile boğazını yaralamış, yapılan müdahale sonucunda intihar girişimi başarısız olmuştu. İyileşip mahkeme salonuna geri döndüğünde, daha önce verdiği ifadeyi saçmalık olarak gördüğünü söyleyip, ilk ifadesinin tam tersi yönünde yeni bir ifade vermek istediğini söylemişti. Yeni verdiği ifadede video ve cinsel fantezi olmadığını, odada Lufe ile kendisinin olduğunu, yaşadıkları birliktelik esnasında yanlışlıkla öldürdüğünü, Boswell'un masum olduğunu iddia etmişti. 3 hafta süren duruşmalar sırasında Trail 2 kalp krizi, bir felç geçirmiş, bu durum jürinin kararını etkilemeyerek onun ölüm cezasına çarptırılmasını uygun görmüşlerdi. 9 Haziran 2021'de bu karar uygulanmış, zehirli iğne ile hayatı sonlandırılmıştı. Boswell hakim karşısına çıktığında ruh halinin daha az dramatik olduğu görülmüş, üzerine atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmemişti. Ancak Loof'un kalıntılarıyla birlikte bulunan lateks bir eldivende DNA'sı bulunmuş, ayrıca suçlamaların karşılığında toplanan deliller aleyhinde fiziksel kanıt olarak gösterilmişti. Ekim ayında her 3 suçtan da suçlu bulundu. Ceza duruşması Temmuz 2021'de başlamış, Boswell savunmasında yıllarca Trail'dan cinsel ve fiziksel istismar gördüğünü söylemiş ve bu nedenden dolayı
yaptığı tüm suçların nedeni olarak Trail'i işaret etmiş ve ölüm cezası almaması gerektiğini ifade etmişti. Duruşmanın son gününde, gözyaşları içinde Boswell, mahkemeye kızının iyiliği için kendisini idam cezasına çarptırılmaması için yalvarmıştı. Mayıs 2024'te Nebraska Yüksek Mahkemesi, Boswell'in ölüm cezası yerine mahkumiyetini ve müebbet hapis cezasını, ayrıca kimliği açıklanmayan kızını da devlet koruması altına alınmasına karar vermişti. Hayatının baharında yaşanacak o kadar güzel günleri olmasına rağmen, bir hiç uğruna yaşamına son verilmiş olan Sidney Love, belki de insanlara güvenme konusunda daha dikkatli olsaydı, böyle bir talihsiz olay yaşanmamış olurdu. Ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.